128 milyar doları konuşarak başlamıştık. Pankart görüntüleri de birazdan ekranlara gelecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne asılan pankartlara da uzadı. Türkiye bunu nasıl hatırlayacak diye sormuştum Sayın Erdinç. Aynı noktadan başlayalım, devam edelim. Valla Nurettin Nebati'nin canlı yayında söylediği nasıl olan sözüyle hatırlayacak. Çok kaba, siyasete yakışmayan bir kabalık ama böyle hatırlanacak diye düşünüyorum. Çünkü aslına bakılırsa 2021 yılı her açıdan hesap verilmeyen, kamuoyunun hesap sorduğu, bilmek istediği konularda büyük bir Cumhuriyet tarihinde belki görülmemiş bir rahatlıkla üzeri örtüldüğü bir dönem oldu. 128 milyar dolar nerede sorusu da bunu özetliyor aslında. Bunun bir parçası. Bu tartışmanın bir parçası. Sedat Peker'le başlayan bir sorular zinciri var. Bu sorulardan ortaya çıkan kamu yöneticileriyle mafya arasındaki bir takım ilişkiler, bir takım usulsüzlükler, bir çürüme manzarası var. 128 milyar dolar bunun veçelerinden biri. 10 bin dolar alan siyasetçi başka bir veçesi. İşte bir takım silahlar vardı. Sedat Peker'in sözünü ettiği. Kolombiya'daki kokainin kime geldiğini, hangi alıcı şirkete geldiğini hala bilmiyorum. Tabii. Bunun gibi devasa bir sorunlar yumağı ve burada temel motif, temel şey hesap vermeme, şeffaflıktan çok uzak biçimde ben yaparım olur zihniyetiyle yönetme. 2021 yılını böyle hatırlayacağız. Umarım 2022 bundan farklı olacaktır. Bu ummakla da olmayacak aslında, seçimlerle değiştiğinde, iktidar değiştiğinde olacak. Ama hem Peker'in açıklamaları hem bu 128 milyar dolar nerede sorusu, artık 18 liralık dolar kuru 11 liraya iniyor. İnsanların canını yakan, açıklamaya muhtaç bir takım mali hareketler söz konusu. Burada herkesin sesini yükseltip daha yüksek sesle sorması gerekiyor bunları. Yani 2022'de de bu soruları daha yüksek sesle tekrarlayarak soracağız, öyle gözüküyor. Kaçını öğrenebileceğiz acaba Sayın Erdinç? Örneğin 10 bin dolar alan siyasetçi kim sorusu. Metin Külünk işaret edildi. AKP içerisinden dahi ne çok yüksek bir, sert bir itiraz. Hadi canım, olur mu öyle şey bile dendiğine şahit olmadık. Bir sessizlik haliyle devam etti. En azından bunu öğrenebilecek miyiz? 10 bin dolar alan siyasetçi kimmiş? Ki bunu söyleyen hala İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu. Evet. Hala savcıya gidecek, o ismi verecek, açıklanacak o isim. Yok mu? Öğrenemeyeceğiz. Ama burada çok önemli bir şey var. Kim olduğundan çok artık bütün ülke biliyor ki, AKP'liler de dahil, bir siyasetçi, bir politikacı, milletvekili 10 bin dolar almış ayda düzenli olarak mafyadan. Başkaları var mı? Artık bunu sormaya başlayacağız belki de. Hani artık kim olduğu sorusundan çok ne olduğu sorusu önem kazanıyor. Başkaları da var mı? Başka isimlerde mafyayla birlikte hareket ediyor mu? Bu çürümüş düzenin mesela doların 18 lira olmasıyla bu mafya düzeni arasında, bu beşli çete arasında, bir takım tahsilat çökme vakaları arasında bağlantılar var. Ekonomi karışık bir mesele gibi gözükürdü. 2021 yılının bir faydası da bence bu oldu. Çok karışık gibi gördüğümüz şeyler. İşte dolar kuru 18 liraya geliyor, sonra düşüyor. Merkez Bankası satıyor. Bir takım piyasalardan, kavramlardan, açık piyasa işlemlerinden söz ediyoruz. Sıradan insanların bilmediği şeylerdi bunlar ve birbiriyle bağlantılandırmadığı şeyler. Biz gazeteciler belki ya da okuyanlar, yazanlar bu bağı kuruyordu ama artık bütün memleket bu dolarla yapılan, dolar kurundaki soygunla, zamlarla gelen soygunla bu mafyozolar ve politikacılar arasındaki ilişkileri öğrendi. Bunu hani ders olarak anlatsanız bu kadar bir laboratuvar olabilir bir ülke, bir ülkenin siyaset hayatı. Gerçekten bir laboratuvar gibi ve bütün kamuoyu bunu öğrendi. Bu seçimlere de yansıyacaktır.
Ama seçimlerden çok önce davranışlara da yansıyacaktır. Yani bundan sonra zamlar, benzeri şeyler, yoksulları daha da yoksullaştıracak, ücretlerin gelirini daha da düşürecek hamleler daha büyük tepkilerle, protestolarla karşılanacak. Yani bilmek o yüzden haktır. Artık 2021'de en azından evet daha kötü bir noktaya geldi ama biliyoruz. Neden olduğunu biliyoruz, nasıl olduğunu biliyoruz. Bağ kurabiliyoruz biraz daha bu olaylar arasında, kişiler arasında. Bu yozlaşmayla işte domates fiyatı ya da dolar kuru ya da benzin fiyatı ya da ev kiraları arasında bir bağlantı kurabiliyoruz. Ekonomi aslında basit bir şeye dönüştü. Basit bir tabloya dönüştü bu anlamda kamuoyunda. Bir de maddeler halinde hatırlatarak da gitmek istiyorum. Şimdi vatandaşlarımızdan gelen sorularda en çok merak edilen, ben 10 bin dolar alan siyasetçi demiştim ama belki de daha çok merak edilen bir unsur daha var. Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına kaçmadan önce İçişleri Bakanlığı'na girdi mi girmedi mi? Orayı da bir hatırlatmak istiyorum Sayın Erdinç. Zira kaçıştan hemen önce tırnak içinde mealen kendisinin uyandırıldığı iddia ediliyor. Ya alınacaksın... Evet. Soruşturma var, bunlar var. Sen buradan yürü git. Ayrıl dendiği iddia ediliyor. O olaya dair bildiklerimiz ya da duyduğumuz iddialar ne anlatıyordu bize? Duyduğumuz iddialar Sezgin Baran Korkmaz'ın olağanüstü bir güçle ve Amerika'da çizilen tablonun çok ötesinde bir kara parayı Türkiye'ye getirdiğini, dağıttığını, adliyede sıra dışı bir güçle korunduğunu gösteriyordu. Bu olaylardan da önce, bu olaylardan da sonra. Kara para soruşturması getirirken mal varlıklarına konan tedbir kaldırıldı. Bu yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Bunlar çok olağanüstü kararlardı. Bunu yapan yargı mensupları terfi etti. İşte biri Adalet Bakan Yardımcısı oldu. Biri HSK'ya gitti vesaire. Burada bir acayip devlet skandalı vardı Sezgin Baran Korkmaz olayında. Nitekim 22 Kasım'da yanılmıyorsam Süleyman Soylu konuşurken gene bir şey söyledi. Bir tür itiraf gibiydi. Bu dedi tepeden aşağı bütün devletin bir komploya karşı koyduğu bir operasyondu dedi Sezgin Baran Korkmaz için. Şimdi yurt dışına kaçırılması mı operasyondu, hadi sen git denmesi mi operasyondu, yoksa Orta Afrika'da yakalanıp hisselerini kaçakken devretmesi mi operasyondu? Sezgin Baran Korkmaz bu yıl içinde nereye iade edileceği belli olacak Avusturya'da. Muhtemelen Amerika'ya iade edildik. Muhtemelen Lev Aslan Derman'ın da yer aldığı o Utah'taki davanın bir parçası olacak. İtiraflarda bulunacak mı bilmiyoruz ama şu var. Amerika'ya iade edildiğinde Sezgin Baran Korkmaz kredi kartı ekstrelerine kadar bütün harcamaları, parasal ilişkileri ortaya dökülecek. O zaman göreceğiz yargının nasıl işlediğini. Bu olağanüstü kararların mali bir yanı var mı? Akçalı bir yanı var mı? Ya da Soylu'nun tarif ettiği devlet operasyonunun devlette bir takım parasal ilişkileri var mı? Bunu da göreceğiz o zaman. Çok detaylarıyla ortaya çıkacak. Bu yüzden Halkbank davasında da gelişmeler oldu. Tabii. 2022 başlarında tekrar devam edecek. Bir takım istinaf süreçleriyle kesintiye uğramıştı. Halkbank'ın itirazlarıyla. O süreçler tamamlandı ve New York Güney Bölge Mahkemesi'nde sanırım devam edecek Halkbank. Ve Sezgin Baran Korkmaz'ın da hani yıl içinde oraya gideceğini düşünüyorum. Bu ikisi beraber düşünüldüğünde zaten benzer hikayeler. Hani Rıza Zarrab, Sezgin Baran Korkmaz, bir takım kara paralar geliyor gidiyor vesaire. Türkiye gri listeye alındı. Bunu da hatırlatmak gerekiyor 2021 yılında. Bir yandan Avrupa Konseyi ile ilgili ahim kararlarını yerine getirmediği için Türkiye o askı süreci 2021 dönemlerinde işleyecek.
Yani o yıldan, geçen yıldan miras kalan epey bir mesele var. Bunun da bir bölümü yurt dışındaki davalarla ilgili ve kara parayla ilgili meseleler. Bu halde kapanış sorusunu da yine yurt dışı kaynaklı sorayım. Meşhur Kolombiya'daki uyuşturucu baskını, alıcısı kimdi Türkiye'de? Hep cevap arandı bu soruya. O konuyu da bir hatırlatmanızı rica edeyim. Kolombiya'da yakalandı ve biz neler öğrendik ve hala neleri öğrenmemiz gerekiyor? Evet. Şunu öğrendik. Türkiye Eylül ayında başvurmuş. Fakat hatalı bilgiler ve tarihle başvurmuş. Kolombiya'dan da bu bilgiler hatalı ama biz araştırıyoruz diye bir yanıt gelmişti. Evet. En son bir Kolombiya'dan bilgiler geldi İçişleri Bakanlığı'na gibi bir haber vardı ama gerisi gelmedi. Bunda da şeffaflık yok. Bakın pek çok uyuşturucu davası var, kokain davası var. Nereye geldiği, nereye gittiği belli. İddianamelerde ortaya konuyor. Kamuoyuna sızdırılıyor. Bakın Diyarbakır davası daha soruşturma aşamasında sızdırıldı. Ama nedense bu kokain meselesi herhalde artık şunu söylemek lazım. Bunu Sedat Peker dillendiriyordu. Bu kadar süre sonra bu açıklanmadığına göre demek ki bunun politik uzantıları var ve bu bir korumayla ilgili bir şey. Kolombiya'ya yapılan başvuruda yanlış bir takım rakamlar bildirilmesi de bunu gösteren bir şey. Bu yüzden bu yıl içinde ama bu sorunun cevabını öğreneceğimizi düşünüyorum ben. Umuyorum bugün başlıklar halinde konuştuğumuz hemen her şeyin cevabını bir şekilde öğreniriz. Sayın Erdinç, mutlu seneler. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi seneler. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim, dönelim şimdi, Antalya'ya gideceğiz. Kod uyarıları var. Son dönemin meşhur kodları. Meteoroloji böyle bir strateji yürütüyor. İyi de yapıyor. Turuncu kodlar, kırmızı kodlar. Şimdi yangınlarla boğuştu Akdeniz bölgesi. Şimdi sel, fırtına, su baskınlarıyla boğuşuyor. O kod uyarıları da birkaç gündür veriliyor. Bizler de sorumluluk gereği, haberci sorumluluğu gereği ekranlara taşıdık. Antalya hava olayları neticesinde yerde bakın neler yaşadı, neler yaşadı.